İnşaatların malzeme girişlerini biz kontrol ederiz. Bilgisayar kullanmayı biliyorsun değil mi? Ne yaptın dayı sen ya? Bu okuma yazma biliyorsun değil mi demek gibi oldu ha. Herhalde biliyorsun. Çetin tamam. Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben yeni arkadaşla bir iki kelime konuşacağım da. Gelir misin canım? İyi günler. Yeşilkent Hastanesi mi? Bir arkadaşımın kardeşi sizde tedavi görüyor da. Orada olduğu bir gün ziyaret etmek isterim. Arkadaşımın adı Mine Asancak. Evet, bekliyorum. Vallahi Çetin Beyciğim, çok beklediğim gibi bir iş değil ama olsun ya, ben buradan da yürürüm. Bana bak lan, sen mi saldırdın lan o şeye ha? Ne oluyor lan? Manyak mıyım ben? Niye yapayım öyle bir şey? Oğlum var ya, eğer bildiklerini birine anlattıysan burada senin suratını bu masaya sürte sürte gebertirim lan seni. Ben bindiğim dalı kesmem birader. Bir şey mi oldu Asiye? Otur lan! Asiye yok artık senin için. Onu unutacaksın. Anladın mı? Öldürülen kızcağızın cinayetiyle ilgili bir gelişme var mı Sedat? Maalesef henüz bir gelişme yok. Biz kendi işimize bakalım lütfen. Evraklar hazır mı Sedat Bey? Tabii. Evlilik süresince edinilmiş malların paylaşıma dair yapılan anlaşma da dosyanın içerisinde. Dilerseniz evinizde inceleyebilirsiniz. Böyle bir şeye gerek yok. Elbette Hali'yi mağdur etmeyeceğim. İsteğiniz üzerine Ahmet Bey henüz bir şey söylemedi. İyi yapmışsın. Babamın bizden duyması daha doğru olur. Buraya imzalıyorum değil mi? Tabii. Sedat Bey, bize bir dakika müsaade eder misiniz? Taylan, sana son kez soruyorum. Evliliğimizi bitirmekte kararlı mısın? Tüm yaşanmışlıklarımızı, hatıralarımızı bir kenara atmak istediğinden emin misin gerçekten? Bunu yüzlerce kez konuştuk anne. Lütfen tekrar başa dönmeyelim. Peki. Sedat Bey'e söylersin, çocuğun velayetiyle ilgili bir madde de eklesin. Ne çocuğu? Hafta sonları cumartesi mesela alabilirsin ama tabii gece getirmek suretiyle. Hali ne diyorsun sen? Ne çocuğundan bahsediyorsun? Hamileyim. Kaza sonrasında yapılan kan testinde çıktı. Neyse. Ben gidip eşyalarımı toplayayım.